Çok değerli dostlar, çok değerli kardeşlerim, Ziraat Bankası'nın değerli çalışanları, çok değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Ziraat katılımın ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Böylesine önemli bir projeyi hayata geçirerek Türkiye'nin finans sektörüne farklı bir açılım sağlayan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Ziraat katılımın bu sektörün büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Kamunun bu alandaki ilk kuruluşu olarak sektöre giren Ziraat katılımın diğer kamu bankalarına da örnek olacağına inanıyorum. Değerli dostlar, Ziraat Bankası 152 yıllık yaşıyla son dönem Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarına şahitlik etmiş bir kuruluşumuz. Ziraat Bankası'nın tarihi bir anlamda Türkiye'nin finans tarihidir. 1863 yılında Ziraat Bankası'nın ilk nüvesi olan menafi sandıkları kurulduğunda Osmanlı ekonomisi adeta iflasın eşiğine gelmişti. İlk dış borcun alındığı 1854'ten itibaren geçen süre içerisinde devlet bildiğiniz gibi Galata bankerlerinin ve tefecilerin esiri haline dönüşmüştü. Artık devlet en yüksek faizle dahi borç bulamaz bir hale gelmişti. Bankerler ve onların oluşturduğu güç zincirleri kredi açarak ya da kredi musluklarını kısarak Osmanlı maliyesini istedikleri gibi yönlendirebiliyorlardı. Günde bir para hesabıyla yıllık %900 oranlarına varan faizler söz konusuydu. Sadece devlet değil, millet de borç batağındaydı. Borçlarını ödemekte zorlanan çiftçiler, ürünlerini daha hasattan önce tefecilere kaptırıyordu. İşte böylesi meşakkatli bir zamanda kurulan menafi sandıkları, milli bankacılığın da ilk örneğini oluşturuyordu. 15 Ağustos 1888'de menafi sandıklarının yerini modern bir finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası aldı. Bugün Ziraat Bankası sadece bir banka değil, bir Karagün dostudur, çiftçi dostudur, esnaf, sanayici, tüccar, ihracatçı dostudur. Paradan para kazanma hırsıyla değil, tarımı, sanayiyi, ticaret destekleme gayesiyle çalışan Ziraat Bankası'nın asli vazifesini hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Ziraat Bankası ile birlikte diğer kamu bankalarımızda kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde çalışmalarını yürütüyor ve gurur kaynağımız oluyor. Biraz sonra ona da geleceğim. 12 yıl öncesinin Türkiye'si. Adeta Ziraat Bankamızın kuruluş yıllarının Türkiye'si gibiydi. O günleri şöyle bir hatırlayalım. Zaman tünelinde şöyle bir geri gidelim. 2001 yılında gecelik faizlerin %7500'e kadar çıktığı bir krizi yaşamıştık. Hükümete geldiğimizde bu krizin etkileri halen yoğun bir şekilde devam ediyordu. Türkiye her anlamda durma noktasına gelmişti. Düşünebiliyor musunuz? IMF'den borç dilenebilmek için bu ülkeye dışarıdan bir ekonomi bakanı ithal edilmişti. Esnaf, işçi, memur, iş adamı, çiftçi, emekli hepsi kan ağlıyordu. Böyle bir dönemi yaşıyoruz. Her gün bir bankanın batış haberini alıyorduk. Geldiğimizde 25 banka
batmıştı. Şöyle zarar defterini açıyorsunuz, o haneye bakıyorsunuz. O zaman yaklaşık 40 milyar dolar bir borç yükü. Kamu bankalarının içi boşaltılmıştı. 2002 sonunda sadece Ziraat Bankası'nın görev zararı 16 milyar liraydı. Böyle bir Ziraat Bankası devralındı. Banka çiftçiye kredi vermiyor. Verdiği zaman da çok yüksek faiz oranı uyguluyor. Ama buna rağmen görev zararından kurtulmak diye bir şey yok. Çiftçiden, esnaftan alınan yüksek faizle elde edilen kaynak ise bütçenin açığını kapatmakta kullanılıyordu. 16 milyar lira görev zararıyla devraldığımız Ziraat Bankası bugün hem asli görevini bir hakkın yerine getiren hem de çok ciddi kar eden bir banka haline geldi. Ve bugün ülkemizde biliyorsunuz finans kuruluşları içerisinde bir numaraya oturmuş vaziyette. 12 yıl önce çiftçiye %59 faiz oranıyla kredi veriliyordu. Şu anda %0 ile 8 arasında bir faiz oranıyla çiftçiye kredi veriliyor. Bankamız Anadolu ve Trakya'nın her köşesinde, Orta Doğu'dan Balkanlara, Kuzey Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin yüzü, Türkiye'nin gücü olarak faaliyet gösteriyor. Değerli dostlar, Türkiye'deki huzur, istikrar ve güven ortamı 78 milyon vatandaşımızın geleceğe ilişkin umutlarını artırmıştır. Ancak bazıları bu ortamdan çok ciddi şekilde rahatsız oluyor. Bu ülkede yüksek faizden rant elde eden tefeciler var. Rant elde edenler var. Onlar rahatsız oldular. Kaos ortamından, gerilimden, belirsizlikten rant sağlayanlar vardı. Onlar rahatsız oldular. Gençlerin canından, şehitlerimizin kanından rant sağlayanlar vardı. Huzur ortamından onlar da rahatsız oldular. Yeni Türkiye halkımızın ümidi olurken bazılarının da kabusu haline geldi. Allah vermesin. Türkiye'yi düşman işgal etse önce bu ülkenin milli kurumlarına, stratejik kuruluşlarına bunlar adeta saldırır hale geldiler. Bunlar da meslek edindiler bu durumu adeta. Milli istihbarat teşkilatımıza, milli bankalarımıza, milli projelerimize saldırdılar. Gezi olaylarında ekonomiyi durdurma çağrısı yaptılar. Biliyorsunuz paralel ihanet çetesinin 17-25 Aralık darbe sürecinde hedef aldığı kurumlardan biri de kamu bankalarımızdı. Bilhassa Ziraat Bankamıza olmadık iftiralar, çamurlar attılar. Aynı şekilde Halk Bankası'na bu çamurları attılar. Bugün bizi Mursi'nin akıbetiyle tehdit eden gazete geçen yılda Ziraat Bankası New York şubesini itibarsız hale getirmeye çalışıyordu. Olağan mutat bir denetimi Amerika'dan Ziraat Bankası'na büyük darbe manşetleriyle ve adeta sevinçle verdiler. Gaflet veya gafleti tembihle, cehaleti talimle çözebilirsiniz. Ancak ihanetin ilacı yoktur. Maalesef bunlar böyle acınası durum içerisine girdiler. Hamdolsun milletimiz bunların gerçek yüzünü görüyor. Bunların yalanlarına da asla itibar etmiyor. Onlar saldırdıkça Ziraat Bankası gibi kurumlarımıza milletimiz daha güçlü şekilde sahip çıktı. Eski Türkiye artıklarının saldırılarına rağmen Ziraat Bankamız millete hizmet yolunda kararlılıkla yürüyor. Bankamız bilançosunu büyütmek için ihtiyaç duyduğu kaynakların çeşitlendirilmesine önemli mesafeler kaydetti. Güçlü mevduat tabanının yanı sıra yurt dışından temin ettiği fonlarla
reel sektörün finansmanı konusundaki kabiliyetini artırdı. Az önce genel müdürümüzle ve katılımın genel müdürüyle onu da söyledim. Dedim ki yani şu çalışmayı da bir an önce yapmakta fayda var. Bence ziraat tekafülü de kursun. Bu adımı da atmasında büyük fayda var. Çünkü bu anlamda atılacak bir adımla da bu alanda ilk Ziraat Bankası'nın olması veya ziraat katılımın olması anlamlıdır. Ziraat Finans Grubu'yla ilgili çalışmaların kısa sürede ben neticeleneceğine inanıyorum. Değerli kardeşlerim, Ziraat Bankası nasıl bundan 152 yıl önce ülkenin ve milletin sömürüldüğü bir ortamda ilk milli banka olarak kurulmuşsa, şimdi de tarihi bir adım atıyor. Tabii bunu süratle halk katılımın, aynı şekilde vakıf katılımın devam ettirmesi ve bitirmesi gerekiyor. Yani üç kamu bankasının bu alanda yer alması gerekiyor. Bugün faizsiz bankacılık alanında da hizmet verecek olan Ziraat Katılım Bankamızın açılış törenini yapıyoruz. Tabii hazine tarafından 675 milyon lira sermaye ile kurulan bu katılım bankamız 6 ay gibi çok kısa sürede hayata geçirildi. Bunun için kendilerini tebrik ediyorum. Eminönü'ndeki ilk şubeyi kısa sürede yenilerinin takip edeceğine ve yıl sonundaki 20 şube hedefine süratle ulaşılacağına inanıyorum. Önümüzdeki yıl 50, 2018 yılında 170 ve 2023'te 500 şubeye ulaşması planlanan katılım bankamızın örnek ve öncü bir kuruluş olarak yoluna devam etmesini diliyorum. Ziraatın amacı bir defa katılım bankacılığının finans sektöründe halen sahip olduğu %5'lik paya ortak olmak değil, bu sektörün büyümesine katkı sağlamak olmalıdır. Bilhassa yurt dışında yatırım imkanları arayan faizsiz bankacılık fonlarının ülkemize çekilmesi hedeflenmektedir. Batı'da 2007'de başlayan finans krizi katılım bankacılığını güçlü bir alternatif olarak öne çıkardı. Ülkemizde de bilhassa faiz konusunda hassasiyeti olan vatandaşlarımıza katılım bankaları önemli bir alternatif hizmet sunuyor. Katılım bankaları faiz yerine ortaklığa dayalı iş modelleriyle esnaf ve sanatkarlarımızın önüne de yeni ufuklar açıyor. Biliyorsunuz İstanbul'un finans merkezi olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün örneğin Londra faizsiz bankacılığın önemli bir merkezi konumunda. Niye Londra olsun da İstanbul olmasın? Bu işin çoktan İstanbul tarafından organizesi ve bir çekim alanı haline getirilmesi gerekiyordu. Bu bizim bir eksiğimizdir. Bunu başarmamız lazım. Ve İstanbul bu alanda hak ettiği yeri almalıdır. Komşularımız, yakın coğrafyamız, bölgemizdeki yatırımcılar böyle bir arayışın içindeler. Bu fırsatı layıkıyla değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Bunun için hedeflerimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Katılım bankacılığının sektörde halen %5 düzeyinde olan payını 2023 yılında %15'e hatta %20'ye çıkarmalıyız. Belki daha iyi. Ben bu alanda gerçekten sektörün içinde olanlara güveniyorum. Ziraat Bankası'nın finans sektöründe üstlendiği öncü rol sebebiyle katılım bankacılığı alanında da başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Bu güzel hizmetin hayata geçmesinde emeği geçen Sayın Başbakan Yardımcımız ve Sayın Genel Müdürümüz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bir kez daha Ziraat Katılım Bankası'nın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.